Günaydın herkese. Selamlar arkadaşlar. Biz kahvaltıya geldik kıyıya. Bir kahvaltı yapmışız. Tam bir kaos. Ne yiyebildik ne oturabildik. Mustafa Ali'nin yine kudrukluğu üstünde bugün. Orada kendi arkadaşlar buldu. Biraz onlarla oynadı etti derken şimdi çıktık içeriden. Buradan neye bakıyorsunuz? Ahtapot dolu burası. Mustafa Ali, denizde ne var? Deniz anası. Ananet. Deniz anneannesi mi? Deniz anneannesi mi var? Şuraya bakar mısınız? Yine Mustafa Ali'nin ahtapotları. Ay ne kadar çok ya. Niye böyle olmuş bu deniz? Deniz anneannesi dönemsel mi acaba? Aç. Bilemedim. Açılmıyor. Kapı değil burası. Yat limanında kıyıdayız. Ve burası da sahil gibi deniz anası dolu. Çok enteresanlar. Tam bir belgesel görüntüsü değil mi şu ya? Babanınmış bunlar. Aa bakayım. Öyle dedi. Babanın teknesi var, yatı var, yatları var, katları var. Ben. Evet oğlum. Ben. Hepsi senin babanın. Hayır çıkmıyor. Mustafa Ali bugün gerçekten çok fena. Onu oyun evine götürecektim. Vazgeçtim. Gözümü korkuttu. Böyle yürüyebilirsin. Aa ne varmış çocuk yürüyor. Baba. Babam diyor, babam diyor. Bak nerede? Bak bak şimdi harekete bak. Bak. Bu nasıl bir fenalık? Mustafa Ali. Yani sürünmediği yer kalmadı. Masaların altları, üstleri. Biraz ahtapotlara bak bakayım. Yine gidiyor. Mustafa Eliş'i çok minnoş bir oyun evine getirdik. Orada oyun oynuyor. Biz de burada oturuyoruz kafe bölümünde. İnanın bugün nasıl bitti anlamadım. Saatlerimiz 8.30. Bugün bütün gün sabahtan akşama kadar şu saate kadar Mustafa Ali ile uğraştım. Uğraştım derken onu zapt etmeye çalıştım. Kamerayı asla elime alamadım. Sadece işte bir uyuduğunda kahve içtik annemle beraber. Televizyon ünitesine tırmanıyor şu anda. Ya nasıl bir gün oldu ben gerçekten anlamadım. Sabah kalktık kahvaltıya gittik. Kahvaltıda zapt edemedik. Kahvaltımızı yaptık. Beykent'e çıktık oyun evinin o tarafa doğru. Bisiklette bunu uyuttum. Uyutana kadar tabii gezdir. Neyse uyudu oturdum. Bir kahve içtim. Ondan sonra kalktım oyun evine doğru sürdüm işte bisikletini. Hala uyuyordu. Biraz da orada oturdum bir çay içtim. Ondan sonra Mustafa Ali'yi içeriden aldım. Yemeğini yedirdim. Tekrardan içeri gönderdim falan. Orada da böyle çok dinlenemedim. Neyse o taraftan da çıktık. Eve geldik. Evde de aynı. Şu anda televizyon ünitesine tırmanıyor. Ve inanılmaz başım ağrıyor. Az önce Instagram'da şunu konuştuk. Çok enteresan bir şey fark ettim. 29 yaşımda bunu fark ettim. Yani şurada 30'a birkaç ay kaldı ve daha yeni bunun farkına varabildim. Ya da sonradan böyle oldu bilmiyorum. Aranızda yaşayan var mı? Soğan kokusu inanılmaz başımı ağrıtıyor. Bunu ilk nerede fark etmiştim biliyor musunuz? Mustafa Ali'nin burnu tıkandığı bir gece bebekleri rahat uyusun, rahat nefes alabilsin diye uyurken soğanı böyle ortadan ikiye bölüp üzerine karanfil batırıp başucuna işte beşiğinin yatağının kenarına koyuluyor
Birçoğunuz eminim ki biliyorsunuzdur. Bilmeyen varsa da aklınızda bulunsun. Ben bunu ilk yaptığımda o gece sabaha kadar uyuyamamıştım. Yani sabaha kadar zaten tutamamıştım Soğan odada da. Asla o gece uyuyamadım. Gözlerim böyle gözlerime vurmuştu ağrısı. Yani o gece fark etmiştim. O zamandan beri kendimi gözlemliyorum. Soğan kokusu benim inanılmaz başımı ağrıtıyor. Bu çiğ soğan ve soğanı kavurduğumuz hali var ya. Ayıptır söylemesi, biz geldikten sonra menemen yemek istedik ve annem soğan kavuruyordu. Bütün evi soğan kokusu kapladı. Ben de yine bir baş ağrısı, yine bir baş ağrısı. Kesin olarak kanaat getirdim ki soğan kokusu benim başımı ağrıtıyor. Bunu paylaştım az önce Instagram'da. Hani tek değilimdir umarım diye. Çoğu kişi migren yazmış. Yani migreni tetikliyormuş soğan kokusu ve ağır kokular tetikliyormuş. Aslında migrenim yok ama o zaman da bana hep şey demişlerdi. İşte çocuktan sonra genelde ortaya çıkıyor migren. Çünkü işte migreni tetikleyen şey düzensiz uykular, işte düzensiz beslenme, işte o bu. Yani çocuktan sonraki hayat aslında tetikliyormuş. Bilmiyorum, umarım migren değildir. Hatta bir arkadaş şey yazmış. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Kimse bana inanmıyor. Sen abartıyorsun diyorlar. Ben seni anlıyorum arkadaşım. Hiç abartmıyorsun gerçekten. Bu 29 yaşıma kadar böyle miydi? Sonradan olan bir şey miydi? Ben mi yeni fark ettim? Bilmiyorum. Neyse. Bu arada önceki videoda size söylemiştim birkaç gün Osmaniye'ye döneceğiz diye. Sonra Oğuz dedi ki ben galiba araba buldum, bekleyin dedi. İşi netleştirmiş. Arabayı almaya gelecek. O yüzden Oğuz'la beraber döneceğiz. Ve cumartesi günü babam geliyor. Büyük ihtimalle pazar günü döneriz. Ben de bu sayede babamı görmüş olayım dedim hem. Onu görüp de çıkalım dedim. Bir yandan da iyi oldu çünkü Kasım sonunda Mustafa Ali'nin doğum günü var. 30 Kasım 2 yaşına girecek. Annemler gelir diye düşünüyordum ama vallahi Kasım'a girdik. Arada çok bir zaman olmayacak. Onlar da gelir mi gelmez mi tam emin olamadım. Gelmeyiz falan diyor annem ama bakalım nasip. Yarım saatim var. Eğer dayanabilirse Mustafa Ali yarım saat sonra onu yatırmaya götüreceğim. Ben de inşallah uyurum. Yarın güzel bir enerjiyle karşınıza gelirim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Sabah oldu. Hatta öğlen oldu. Anlat bakalım biz nereye geldik? Üstüm beyaz Mustafa Ali. Batırıyor üstümü şu anda. Biz nereye geldik Mustafa Ali? Anne. Oyun yerine gelmedik. Burası neresi? Hı. Kuaföre geldik. Çünkü anneannemiz ne yapıyor? Hı. Anneannemiz saçlarını kestiriyor. Hı. Annem ne zamandır saçlarını kestirmek istiyordu. Gitmeden onu halledelim dedik. Boyatmayacağım. Hepten beyazlasın dedi bir ara. Şimdi evde kendim boyarım diyor. Bilmiyorum ne yapacak ama kestiriyor. Kısa kestiriyor. Ben de duş aldım çıktım şöyle. Gelmişken bir fön çektireyim çünkü akşam kocam geliyor. Akşam kim geliyor? Baba. Anne. Baba geliyor. Aklı fikri oyunda şu an. Ben. Evet, Mustafa ile oyun oynayacak. Oğuz bu akşam gece nasipse gelecek. Yarın arabayı halledecek, öbür gün de çıkacağız. Üstüm bembeyaz ve ayakkabılarını değdiriyor. Zafer'in uyku saati geliyor şu anda. Dedim kuaför işlerimizi halledelim. Annem kestirsin, ben bir fönleyeyim. Ondan sonra bu uyur, bir kahve içeriz, eve geçeriz. Oğlum senin saçlarını da kestirelim mi? Hiç istemiyor, o kadar uzun ki saçları. Değil mi? Yıkandığı zaman böyle geliyor. Şimdi Mustafa'nın da saçlarını kestireceğim. Kestirelim birazcık ya. Olmaz mı? Birazcık şuralardan kestirelim. Ağaç, evet oğlum. Sonunda fönlendim kestirdiğimden beri. İlk defa. Anne saçlarını göster çabuk. Topladım. Bakın kısacık. Artık hiç boyatmayacak mısın peki? Bence dayanamaz. Aliş'i uyuttuk. Bakın buradan. Ve kahvelerimizi aldık. Şimdi kahve içeceğiz. Starbucks'ta böyle kestaneli bir tane pasta çıkmış. Yani ben ilk defa gördüm. Bundan istedim. Çocuk da dedi ki çok iyi seçim dedi. Yeni çıktı. Daha önce tattınız mı bilmiyorum ama çok iyi seçim dedi. Bakalım güzel miymiş. Annem hemen yemiş ucundan zaten. Güzel mi? Beğendin mi? Yani Mustafa Ali uyanana kadar keyif farklı ve rüzgar var, o yüzden de çok çekemeyeceğim. Çünkü konuştum anlaşılmıyor. Oğluşum uyandı. Kim geldi bizim yanımıza? Betül teyze geldi değil mi?
Nas gelmiş mi? Buradan çağır, buradan. Nas de. Nas. Senin ağzını yerim. Nasıl? Anneanneye bırakmış Betül. Biraz da Betül'le oturacağız. Bir daha görüşemeyiz biz. Hafta sonu döneriz büyük ihtimalle. Bu da kendi kahve almaya gitti, geliyor şimdi. Geldi Betül. Kim istedi? Orada bir tane oyuncak var. Kimin o? Mustafa annen mi? Nerede? Kasanın önünde. Yok. Nasıl oyuncak? Hobbit. Yok, değil, bizim değil. Ne istiyorsun? Kaşığı istiyor. Ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Tut. Ay, seni yerim. Bunu bekliyor heyecanla. Bak, çilekli. Yedek de verdiler sana. Teşekkür ederiz teyzesi. Rica ederim. Şimdi bağırabiliriz. Bağır oğlum, bağır. Bağır çocuğum. Bağır oğlum, içindeki bütün kötülükleri at. Bağır. Bağır. Bunu bağır sen de. Bağır çocuğum. Anne, Mustafa'nın enerjisini arttırmak için terapi yapıyor şu anda. Hadi gel oğlum. Bağır anne için bağır. Bağır çocuğum. Bağır anne için bağır. Evimizdeyiz ve klasik annem Müge Anası'yla mutfağa girişti. Ben de biraz ortalığı toplayacağım. Biz iki gündür dışarı çık, oraya git, buraya git, ortalığı toplamıyoruz. Mustafa Ali sağ olsun. Bakın. Aa, evet. Oyuncak, oyuncak, oyuncak her yer. Marketten dönerken yemeklik bir şeyler aldık. Mustafa Ali de şekeri kaptı tabii. Şimdi ben hızlıca ortalığı toplayayım. Sizi de koyayım kenara. Özlemişsinizdir. Valla öyle kabaca topladım ortalığı. Yemek yiyeceğiz şimdi. Mustafa Ali'ye bakar mısın?
Yani böyle burada sabah kahvaltılarını, akşam yemeklerini bazen buraya seriyoruz. Burada yiyoruz. O kadar hoşuna gidiyor ki, o kadar sevdi ki. Eve gidince ne yapacağız bilmiyorum. Mustafa ile bir genişlik, bir rahatlık. Genelde şehir dışına çıktığım zaman çok üstüne düşmüyorum, yani çok kasmıyorum. Ama bu sefer bir aydır işte buradayız. Bu sefer dönünce ne yapacağız, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi bir genişlik, bir rahatlık. Evimizin kuralları başka, artık onu da evimize geçince göreceğiz. Ne yiyorsun? Emmet. Ne? Emmet. Emmet. Emmet yeni ağzını yerim. Şimdi köfte, pilav ve salata yiyecek oğlum, değil mi? Afiyet olsun bebeğim, şifa olsun. Anası kılıkla hamurcu. Hamuru bayılırız. Nefis. Nefis yeni ağzını. Mürüm. Tam 1,5 saattir yataktayız arkadaşlar. Mustafa ile asla uyumadı. Benim uykum geldi. Ben uyuyacak oldum yani. Normalde o uyur, ben uyuyamam. Uyumadı. Allah'ım, kafamda zıplıyor. Üstümde zıplıyor. Yatakta takla atıyor. İniyor, çıkıyor, su içiyor. Bir biberon su içti. Kalkıyor, oturuyor. Öpüyor beni. Yani yatakta dön dolaş 1,5 saattir. Artık yani pes ettim. Ona demiştim ki yatarken, anlatmıştım. Sen uyurken gece baban gelecek. Bana mı bakacaksın? Aa, öpmeye geldi. Bir daha, bir daha. Gel, bir daha. Anneyi görelim. Kurban olurum. Ona anlatmıştım. Sen gece uyurken baban gelecek, yanına yatacak. İşte sen uyandığında babanı göreceksin diye. Herhalde ondan anlayamadım. Uyuyamadım çocuğa. Bir şeyler oldu. Saatlerimiz 10-10 geçiyor. Oğuz'un gelmesi saat 12'yi bulur gibi. Artık ben de pes ettim. Kalktım yani. Yapacak bir şey yok. Babasını bekleyecek. Kim gelecek oğlum bize? Oğuz. Aa. Oğuz. Kim gelecek? Oğuz. Oğuz. Aa, sana ne getirecek Oğuz? Bu. Ne getirecek sana? Mama. Aa. Nasıl bir mama? Çok mu güzel? Oyuncak. Oyuncak. Oyuncak mı getirecek? I love you. I love you. Seni seviyorum anneciğim. İyi geceler. Sonraki videolarda görüşürüz. I love you. I love you. Evet. İyi geceler de bir de. İyi. Hoşça kalın.